bir ayağında hukuk sistemi, adalet yapısı var ülkenin, diğer ayağında da eğitim sistemi. Öncelikle bu bağı kurmaya çalışalım hocam. Siz şu an bir eğitimci olarak, işte bir eğitim sektöründe faaliyet gösteren bir okulun içerisinde bulunan ya da bir öğretmen olarak mevcut durumu ne görüyorsunuz? Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu konuda tabii ki yine Sayın Milli Eğitim Bakanımız, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürümüz, müdür yardımcılarımız bu konuda tabii ki güzel değişimlerle aslında sektörü ya da çalışmaları destekleyecek tarzda etkinliklerde bulunuyorlar. Evet. Fakat Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da bunun etkinin yayılması süreci biraz uzun sürdüğü için kısa zamanda tabii oluşması biraz zor. Biliyorsunuz bugün bir devlet politikası olarak mesleki liselerde enerji alanında yine yenilenebilir enerjiler Evet. özellikle ya da mesleki alanlarda okullarda çok büyük teşvik çalışmaları var. Bunlar aslında dediğiniz konuda güzel destekçi şeyler. Bugün sanayide işte ustanın yanında çırağın olmaması, kuaförde Evet, yanında çırağının kalfanın olmamasının olmaması. tabii büyük sebepleri aslında artık insanların bunların yerine basit asgari ücret dediğimiz mantıklarda ya da shift dediğimiz olaylarda hani nasıl derler böyle fast food firmalarında ya da farklı yerlerde çalışmaları aslında bu sektörlere en büyük zarar Evet. veren olaylardan biri oldu. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı bunlarla ilgili çeşitli yatırımları yapıyor, teşvikler veriyor. İnsanların ücretsiz bir şekilde özel okulda okumalarını sağlıyor. Bu güzel bir yatırım aslında. Bunun etkileri eminim ki birkaç yıl içerisinde ülkede görülecektir.